Altılı Masa'nın bu tarihsel sorumluluk, bu yüklenme ehliyeti var mı size göre? Örneğin bazı konularda altılı masada bulunan bazı partilerin iktidarla aynı yörüngede düşündüğüne tanıklık ediyoruz. Bu biraz seçmende farklı bir duygu yaratıyor mu? Ezgi Hanım, bu konuyu dikkatlice cevaplamak lazım. Gerçekten altılı masanın başta söyleyeyim eksiklikleri var şüphesiz. Ama altılı masayı da Türkiye'nin tarihsel süreci içinde gelinen noktadaki karmaşa içerisinde değerlendirmek gerekir. Altılı masada evet altı siyasi parti, tarihsel kökleri de olan, dayandığı kitlesel varlıkları farklı olan küçüklü büyüklü partiler var. Ancak farklı ideolojiye sahip, farklı görüşlere sahip partiler var. İlk defa Türkiye'de böylesine bir masa kuruldu. Bir masanın etrafında CHP'nin ağırlığı içerisinde, sonradan İyi Partisi'nin ağırlığıyla birlikte diğer partilerin farklı kimliklere, ideolojilere sahip partilerin toplanması, bir uzlaşma kültürü örneği vermesi ve bu uzlaşma kültüründe asgari demokrasi demokrasi şartlarında anlaşmaları, Cumhuriyet'in kurucu değerlerinde, muasır medeniyet hedeflerinde birleşmeleri ve vatandaşlar arası eşitliği, Türkiye'nin toplumsal bütünlüğünü öngörerek davranışlar ortaya koymalarını ben çok önemli görüyorum. Ve bu tür uzlaşmanın gelişmesini temenni ediyorum. Yalnız tabii ki altılı masa tüm Türkiye'yi de ihata etmiyor, kapsamıyor. Farklı sebeplerle genişleme imkanlarını şu ana kadar bulabilmiş değil. Ama altılı masa dışında da siyasi partiler arası ve cepheler arası bir ittifaklar var. Emek, özgürlük, ittifakı, sol sosyalist blok ittifakı ve bazı siyasi demokratik siyasi partilerimiz bu altılı masanın dışında bahsettiğimiz tüm gelişmeler bize bu ittifaklar arasında da asgari demokrasi şartlarında bütünleşmenin, birleşmenin ve birlikte hareket etmenin toplumun gücünü azami şartlarda ortaya çıkarmalarını ve seçimlerde demokrasi bloku içinde, Türkiye demokrasi cephesi içinde birlikte hareket etmeleri gibi tarihi bir sorumluluğu siyaset aktörlerinin omuzlarına yüklemiş durumda. Toplumun da aynı anlayışla, hangi ideolojik bakışla, hangi siyasi partiyi, hangi gücü desteklerlerse desteklesinler, demokrasi bloku içinde hareket edilmesi kararlılığını ortaya çıkaran bir enerjiyi enerjiyi yaratmaları gerekiyor. Türkiye'nin buna ihtiyacı var.